göze ilaç uygulamadan bahsedeceğiz. Göze ilaç uygulama damla ya da yine pomat şeklinde olabilir. Öncelikle hekim istemini kontrol ettim. Uygun şekilde malzemelerimi hazırlıyorum. Malzemelerimde sponge, eğer gerekliyse bir göz bakımı da yapılması gerekebilir öncesinde. Eğer göz bakımı yapılması gerekiyorsa o malzemelerimizi göz bakımı şeklinde hazırlamamız gerekiyor. Sponge gerekli. Bir göz damlası ya da kremi olacak ve tek kullanımlık eldivenlerimiz oluyor. Geldim hastanın yanına. İlaçlarımı hazırladım. Ellerimi yıkadım. Eldivenimi giydim. Hastaya yine ilaç uygulama konusunda bilgi veriyorum ve hastanın iznini alıyorum. Suzan Hanım, şimdi gözünüze bir damla damlatacağım. Sizin için de uygun olur diye. Hastadan onayı aldıktan sonra malzemelerini yaklaştırdım ve hastanın mümkünse biraz yatay pozisyonda olması, hasta için hangi rahat pozisyonsa bu pozisyon uygun. Yastığını biraz yukarı çekelim, hastamız için uygun. Evet. Rahat, gözlerini de rahat açabileceği şekilde hazırladık. Evet. İlacımızı alıyoruz. Evet. Eğer hastamızın göz bakımına ihtiyacı varsa, göz bakımını iç kampüsten dış kampüse doğru yaparak iç kampüsten bakımını yapıp ıslak ve kuru şekilde bakımını yapıp tekrar eldivenlerimizi değiştirip elimizi girip yeni eldivenlerimizi giyiyoruz. Evet. Hastamıza şimdi göz damlası damlatacağız. Bunun öncesinde yine hastamızın eline bir mendil verebiliriz eğer kendisi ihtiyaç duyarsa kullanabilmesi için. Evet. İlacımızı aldığımızda hastanın karşıya ya da yukarıya bakmasını istiyoruz ve göz altından aşağıya doğru çekerek aşağıdaki hastanın göz altındaki palpebral konjüktivayı açık hale getiriyoruz. Palpebral konjüktivayı şu an görüyoruz. Çünkü gözün tam ortasında değil. Bu konjüktivanın göz altı, yani göz altı, göz kapağının altının bu iç kısmına damlatmamız gerekiyor. Kapağı açıyorum. Hastanın palpebral konjüktivasına damlatıyorum. Ve hastanın gözünü kapatmasını istiyorum. Hasta gözünü kapattıktan sonra eğer sistemik etkili bir ilaçsa göz yaşı kanallarından hemen geçmemesi için bir sponge'la bir miktar 200 saniye kadar bastırıyorum. Ve hastanın gözlerini kapatmasını yavaşça kapatmasını ve sağa sola döndürmesini, gözünü kapalıyken göz içerisinde sağa sola döndürmesini istiyoruz. Bu şekilde birkaç dakika kapalı bir şekilde gözü kalabilir. Eğer kremse, eğer krem kullanacaksak yine palpebral konjüktivayı açtığımızda iç kampüsten dış kampüse doğru kremini sürüyoruz. Gözlerini kapatmasını istiyoruz ve fazla bir miktardaki ilaç yine iç kampüsten dış kampüse doğru silinir. Evet. Daha sonra hastamıza bilgi veriyoruz. Eldivenlerimizi çıkarıyoruz. Bu şekilde çöpe atıyorum. Ellerimi yıkıyorum ve yaptığım işlemi kayıt ediyorum. Evet, şimdi size burun ilaç uygulamadan bahsedeceğim. Öncelikle hastamızın hekim istemini kontrol ettik. Hekim istemine göre uygunsa malzemelerimizi hazırlıyoruz. Malzemelerimizde gerekli olan burun damlası ya da kremi ne kullanacaksa bir sponge, tek kullanımlık eldiven gerekli. Tek kullanımlık eldivenlerimi giymeden önce ellerimi yıkadım. Geldim, eldivenlerimi giydim. Hastama öncelikle bilgi veriyorum. Suzan Hanım, şimdi burnunuza bir ilaç uygulayacağım. Hekim isteminde de zaten var sizde bildiğiniz gibi. Sizin için şu an uygun mudur? Hasta şu an uygunsa onun da aldıktan sonra, izni aldıktan sonra ilaç uygulamak üzere onu hem öncelikle hastamıza hazırlayacağız. Eğer
sifonoid ya da etmoid sinüse ulaşmasını istiyorsak ilacı, hastanın pozisyonunun oturup pozisyonda olması lazım şu şekilde. Ve başını hiper ekstansiyonuna, yani bunun için arkasındaki yastığı tam boynunun altına koyacak şekilde destekleyebiliriz ya da ekstradan bir yastık daha koyabiliriz. Şu şekilde sifonoid ve etmoid sinüse ulaşması istiyorsak hiper ekstansiyonda olmasını istiyoruz. Eğer maksiler ya da frontal sinüse ulaşmasını istiyorsak ekstansiyonda ama sağ ya da sol hangi bölgeye gitmesini istiyorsak o şekilde, yani ekstansiyonda sağa, sola ya da sağa şeklinde olmasını istiyoruz. Şöyle, şimdi biz hiper ekstansiyon olmasını istiyoruz. Etmoid sinüse ulaşmasını istediğimiz için. İlacımı uygulamadan önce bakıyorum burun açıklığına, burunla ilgili bir sıkıntı var mı, burun delikleri kapalı mı, açık mı diye. Hastanın tek burnunu kapatıyorum, nefes almasını istiyorum burnundan. Sıkıntı yoksa diğer tarafı kapatıyorum, nefes almasını istiyorum burnundan yine. Bir sıkıntısı yoksa, görünürde bir sıkıntımız yoksa, eğer varsa bir akıntı, bir yara gibi, mümkünse akıntısını temizledikten sonra uygulamamızı yapacağız. Bir sıkıntısı yoktu. Hiper ekstansiyonunu da yaptık. Şu şekilde olmasını sağladık. Hastaya ilaç uygularken mümkünse ağızdan nefes almasını, burnundan nefes almamasını söylüyoruz. Suzan Hanım, şimdi ilacınızı damlatacağım. Bu esnada mümkünse ağzınızdan nefes alın, burnunuzdan almamaya çalışın. Ve bu size uyguladıktan sonra başınızı aşağı indirmeyin. Bir 5 dakika kadar bu şekilde ekstansiyon, hiper ekstansiyonda ve ağızdan nefes alarak durmanızı istiyorum. Evet, hastamızın eline bir spanç verebiliriz ya da bir mendil, eğer bir sıkıntı yaşarsa kendisi de kullanabilsin diye. Evet, kendi yakınımızda zaten ilaçlarımız var. Evet, hastamız hiper ekstansiyonda, ilacını uyguluyorum. Kaç damla damlatacaksa damlıyorum, diğer kısmı da damlatıyorum. Bu esnada burun ucundan kaldırıp şu şekilde damlatıyoruz. İlacımızı uyguladık, kapatıyoruz. Hastamıza bilgisini vermiştik. Mümkün olduğu kadar ağzınızdan nefes alın. Bu şekilde 5 dakika kadar kalın. Daha sonra işlemimizi bitirmek için ellerimizi çıkardık, attım, ellerimi yıkadım, işlemimi kaydettim. Şimdi sizlere inhaler ilaç uygulamayı anlatacağım. İnhaler ilaç uygulama bir nebulizatör yardımıyla olabilir ya da PAF dediğimiz doz birim şeklinde kontrol edilen araçlarla olabilir. Şimdi size nebulizatör ile ilaç uygulamayı anlatacağım. Nebulizatör ile ilaç uygulamadan önce tabii ki hastamızın hekim istemini kontrol ediyoruz. Hekim isteminde ilacın adını, miktarını, yani doğru dozda olduğunu, hangi hastaya olduğunu, doğru yoldan olduğunu kontrol ediyoruz. Eğer bütün bunlar tamamsa, doğru saatte hastamızı uygulamak için araç gerecimizi hazırlıyoruz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz öncelikle bir nebulizatör makine, tek kullanımlık eldiven, daha sonra makineyi doz maskeye bağlayabileceğimiz bir line, ilacı içine ekleyebileceğimiz bir haznesi ve hastayla buluşturacağımız bir maske olması gerekiyor. Öncelikle line'ı makineyle birleştiriyoruz ve ilaç, bunu söylemiyordum. Diğer line'ın diğer ucunu hazneyle birleştiriyorum ve son olarak da hazneyi maskeyle birleştiriyorum. Daha sonra uygun miktardaki, uygun dozdaki ilacımızı haznenin içerisine açarak haznenin içerisine ekliyorum. Bu ilacı şu şekilde kırarak tüm ilacı aldım ve kapatıyorum. Maskeyi hazneyle birleştiriyorum tekrar. Bu şekilde hastamızla birleştireceğiz. Hastamıza ilaç, bununla ilgili mutlaka bilgi veriyoruz. Suzan Hanım, şimdi maskeyi
ağzınıza takacağım ve bir miktar nefesinizi mümkün olduğu kadar içinize çekmeniz, mümkün olduğu kadar nefesinizi içinizde çekip tutabilmenizi için çabalayın deyip maskeyi takıyorum. Maskeyi tam ağız bölümüne yerleştiriyorum. Tüm ve düğmeye basıyorum. Tüm ilaç bitene kadar haznenin sonunda bittiğini görebiliyoruz. Aslında derin derin nefes alması için burada destekliyoruz. Bittikten sonra makineyi kapatıyoruz. Maskeyi sırtımıza alıyoruz. Hastamıza gerekli şekilde eski haline gelmesi için destek oluyoruz ve yaptığımız ilacı, saati, hastanın adı, kendi adımız paraflayarak kayıt ediyoruz hastanın dosyasına. İnhaler ilaç uygulamanın diğer bir yöntemi de PAP'la birim doz miktarda ilaç vermemizi sağlayan araçlarla ilaç verilmesi. Bu esnada da aynı az önceki malzemelerimizde olduğu gibi eldiven ve bununla ilgili olan ilacımız gerekli. Aslında buna benzer. Tam bu değil ilaç. Belki görmüşsünüzdür. Astım hastaları da ellerinde olur ve bir ağza alabileceği bir haznesi ve yukarıdan basarak ilacı verebildiğiniz bir basma butonu olur. Bu şekilde bastığınız zaman ağza aldığı yerden ilaç bireyin inhaler olarak solunmasına yardımcı olabilecek şekilde. Bunu yapmadan önce hastamız öncelikle derin bir nefes almasını istiyoruz. Derin bir nefes alıp iki kez üflemesini ikinci nefesini tamamen verdikten sonra şimdi ağzınıza bunu almanızı ve yukarıdan butona basarak derin derin verilen ilacın derin derin akciğerinde tutması, çekmesi ve 1-2 saniye, 2-3 saniye kadar mümkünse içinde tutup ondan sonra yavaş yavaş vermesini istiyoruz. Ve aynı şekilde yaptığımız işlemi hastanın dosyasına kayıt ediyoruz. Şimdi kulağa ilaç uygulamadan bahsedeceğim. Kulağa ilaç uygulamadan önce tabii ki hekim istediğini kontrol ettik. Uygun şekilde ilaçlarımızı ve malzemelerimizi hazırladım. Malzemelerimizde kullanılacak damlayı ve bir sponç, gerekliyse bir pamuk tampon ve tek kullanımlık eldivenler ve kirli atık kılımımızın olması gerekiyor. Bunları hazırladım. Hastamızın yanına geldim. Ellerimi yıkadım. Eldivenlerimi giydim. Hastaya uygun pozisyonunu veriyoruz. Hangi kulağa uygulanacaksa o bölgeye doğru o kulağa açıkta kalacak şekilde yan yatmasını istiyoruz. Ya da kulağın tamamen çevirmesini çok daha uygun olacak. Yani sağ lateral ya da sol lateral şeklinde pozisyonunu vermemiz gerekiyor. Bizim hastamız şu an sağ lateral yatıyor. Çünkü sol kulağında ilaç uygulayacağız. İlaç uygulamadan önce yine kulak yolunu kontrol ediyoruz. Kulak yolunda herhangi bir sıkıntı var mı, ağrı var mı? Bunları değerlendirdikten sonra, kulak kepçesinde bir sorun var mı, kirli mi? Baktıktan sonra hastamızın kulağına ilaç uygulamak üzere zaten bilgiyi verdik ve hastamın onayını aldıktan sonra ilacımı alıyorum. Bir örtü ya da bir sponge yakınımıza koyabiliriz. İlacımı aldım. Eğer yetişkin bireylerde kulak kepçesi, kulak yolunda damlanın daha rahat ilerleyebilmesi için kulak kepçesini arkaya ve geriye doğru, eğer çocuklarda, 3 yaş altında çocuktaysa aşağıya ve geriye doğru çekmemiz gerekiyor.
Yetişkin bir hastamız olduğu için Suzan'a 3 damla kadar Siprobut damla damlatacağım. Kulak kepçesini dominant olmayan elimle arkaya ve geriye doğru, yukarıya ve geriye doğru çektim ve ilacı tam kulak yoluna değil, kulak kepçesinin çeperine damlattıktan sonra rahat bir şekilde ilerleyebilmesi için bir miktar bu şekilde tutup daha sonra bırakıyorum. Evet. Hastamızın 2-3 dakika kadar bu pozisyonda kalmasını istiyorum. 2-3 dakika kadar kaldıktan sonra eğer uygulanacaksa diğer kulağı uygulamak için hastamızın dönüp aynı işlemleri tekrar baştan yapmamız gerekiyor. 2-3 dakika kadar bu şekilde kalıp ilacı damlatırken de burada gösterdiğimiz gibi 2 santim yukarıdan, ne çok yukarıdan ne çok dibinden olacak şekilde 2-3 santim, 2 santim kadar yukarıdan damlatıyorum. Kulak çeperini damlatıp yavaşça kulak yolu boyunca süzülerek ulaşmasını istiyorum. İşlemi bitirdikten sonra hasta bir miktar bu şekilde kalacak. Eldivenlerimi çıkardım, ellerimi yıkadım ve işlemimi kaydediyorum. Evet, şimdi sizlere oral ilaç uygulamadan bahsedeceğim. Oral ilaç uygulamadan önce öncelikle hastamızın hekim isteğini kontrol etmemiz gerekiyor. Hekim isteğinde ilacın dozu, hangi yoldan verileceği, hangi hastaya verileceği, hangi saatte verileceği gibi gerekli olan tüm bilgilerin tam olarak yazılması gerekir. Bunları kontrol ettikten sonra hastamıza da uygun, hastamız için uygunsa bu ilaçları hazırlıklarına başlayabiliriz. Öncelikle ellerimi yıkadım, eldivenimi giydim. Ve gerekli olan malzemelerimi hazırlamıştım. Burada eğer hastamıza tablet şekilde vereceksek bunların dozunu ayarlamamız gerekiyorsa eğer, kırmamız gerekiyorsa bununla ilgili belki kırıcı ya da ezici araçları kullanmamız gerekebilir. Ya da eğer süspansiyon şeklinde bir ilaç vereceksek bunların vereceğimiz miktarı ölçebileceğimiz, göz hizasına bakabileceğimiz şekilde araçları kullanmamız gerekir. Ben hastayı özellikle doğru hasta, doğru yol, doğru yol şeklinde ilacı 3 kez kontrol etmemiz gerekiyor. Birincisi hekim isteğinden kontrol etmiştik. İkincisi de ilaç kartlarımızdan kontrol ediyoruz. İlaç kartımızı aldım, baktım. İlaç kartında ilaç kartında hekim isteğinin uygun olup olmadığını kontrol ediyorum. Ve ilaçla yanımda olduğu sürece bakıyorum. İlacın adı, ilaç kartım ve hekim istemi şeklinde kontrol ediyorum. Her şey uygunsa ilacımı hazırlıyorum. Ben bu ilacımı yarısını kırarak kullanacağım. Tam orta noktasından kırması için hazneye yerleştirdim ve kırdım. Bunun yarısını ilaç kadehinin içerisine koydum, kapattım. Bir bardak su, abeslang ve ışık kaynağımı alarak hastamın yanına geldim ve atık kutum. Hastamın yanına geldim. Hastamı burada tekrar kontrol ediyorum. Kolundaki hasta bandından, kendi üzerinde ya da hastanın yanındaki dosyadan kontrol edip Suzan Hanım diyorum ve Suzan Hanım da bana evet benim diye karşılık vererek kendini tekrar onaylıyor. O zaman hani ilacını doğru hasta olduğundan ve tekrar kendi kayıtlarını kontrol ederek doğru hastaya doğru ilacı verdiğinden tekrar emin oluyorum. Şimdi bir ilacınız var, tablet olarak, hap olarak içebilir misiniz mümkünse diye. Suzan Hanım'ın rahat içebilmesi, rahat yutabilmesi için pozisyonunu ayarlıyorum. Öncelikle bir ağız içerisine bir bakmamız gerekiyor. Bir ağzınızı açabilir misiniz Suzan Hanım? Bir sıkıntı var mı diye bakacağım. Abestankada aldım. Işık kaynağımı aldım. Şimdi kontrol ediyorum.
rahat, temiz ve renk olarak da normal görünüyor. Suzan'ın bir yutabilir misiniz? Yutmasını değerlendireceğim. Yutkunmasında da gayet rahat yutabiliyor. Şimdi ilacınızı vereceğim. Eğer hasta kendisi alabiliyorsa onun eline bardağı vererek kendisinin su içmesini sağlayacağım. Eğer yapamıyorsa destek olmamız gerekiyor. Tablet ilacını kendisi alabiliyorsa avucuna veriyoruz da kendisi almasını sağlıyoruz. Eğer yapamıyorsa yine kendi ağzı içerisine biz yardımcı oluyoruz. Ama kesinlikle hastanın yuttuğuna emin olmadan odadan ayrılmıyoruz. Suyunu da içtikten sonra eldivenlerimizi çıkıyoruz. Ellerimi yıkıyorum. Ve yaptığım işlemi, saati, günü, kendi adımı paraflayacak şekilde kayıt ediyorum. Şimdi sizlere dermal, yani dedi ilaç uygulamayı göstereceğim. Öncelikle hekim istediğini kontrol ettim. Hekim istediğini doğru hastam, doğru yol, doğru yol, doğru zaman, doğru kayıt şeklinde tüm bilgiler uygunsa hasta ilacı hazırlanır, malzemelerim hazırlanır. Malzemelerimde bir kirli atık kabı, kullanılacak ilaç, bir abeslang ya da bir sponge gerekebilir kullanılacak ürüne göre. Eğer kapalı bir pansuman varsa daha sonra pansumanı kapatmak için uygun gerekli malzemeyi de malzemelerin içerisine koymamız gerekiyor. Ama bizim şimdi uygulayacağımız açık bir deri ilaç uygulama şeklinde olacak ve tek kullanımlık eldiven. Malzemelerimi hazırladım, ellerimi tekrar yıkadım, eldivenimi giydim, hastamın yanına geldim. Hastaya mutlaka öncelikle bilgi vermemiz gerekiyor. Suzan Hanım, şimdi diz ağrınız varmış ve hekim size bir ağrı kesici krem yazmıştı. Bunu dizinize uygulayacağım. Sol dizinizde uygulayacağım. Biraz rahatlayacaksınız. Sizin için de uygun budur. Hastadan onu aldıktan sonra sadece ilaç uygulayacağımız bölgeyi açıyoruz. Bu bölgesine. Bir sponge ya da bir sponge. Uygun miktardaki ilacı alıp uygulayacağımız bölgeye kremini sürüp uygun miktardakini deriye bir miktar sürüyoruz. Kirli kabımıza atıyoruz. Eğer gerekliyse kapatıyoruz, gerekliyse açık halde bırakabiliyoruz. Ve hasta eski haline getirebilmesi için ona yardımcı oluyoruz. Eldivenimi çıkarıyorum. Ellerimi yıkıyorum ve yaptığımız uygulama yine kayıt yapıyoruz. Evet, şimdi rektal ilaç uygulamadan bahsedeceğiz. Rektal ilaç uygulamak için öncelikle hastamızın hekim istemini kontrol ediyoruz. Hekim istemindeki ilaçları ve doğru hastaya doğru yol, doğru doz, doğru zaman, doğru kayıt şeklinde hazırlıyoruz. Araç gerecimize baktığımız zaman bir yatak koruyucu, su geçirmez örtümüz, tek kullanımlık eldivenimiz. Eğer temizliği gerekiyorsa tekrar bez, sponç ya da kağıt havlularımız, ilacımız ve kayganlaştırıcı jelimizin olması gerekiyor. İlaç malzemelerini hazırladım, hastanın yanına geldim. Hastama sinz pozisyonunu alması için yardımcı oluyorum. Hastamız şu an sinz pozisyonunda. Çünkü rektal ilaç uygulamalarında en uygun pozisyon rektal yolu rahat ulaşabileceğimiz için sinz pozisyonu. Hastamızdan
İznimiz istedik. Suzan Hanım, şimdi size bir lağman ilaç yapacağım. Hekim istediğinde olduğu şekilde. Sizin için de uygun mu diye iznimi istedim. Ellerimi yıkadım. Eldivenlerimi giydim. Hastanın sadece rektal bölgesi açık kalacak şekilde, sadece bu şekilde ve açtım. Hastanın mahremiyetine dikkat ediyorum. Evet. Yatak koruyucu örtümü seriyorum. Öncelikle gerekirse eğer rektal bölgeyi palpe ederek bir sorun olup olmadığını değerlendiriyorum. Bir sorun yoksa eldivenlerimi çıkarıyorum. Tekrar ellerimi sayıp yeni eldiven giyiyorum. İlacımı aldım. İlacıma kayganlaştırıcı uç kısmına kayganlaştırıcı jel döküyorum. Daha sonra bir elime de temizlemek için koyuyorum. Evet. Üst glutal bölgede üst bölgeyi kaldırıyorum. Hastaya derin derin nefes almasını, derin nefes alıp vermesini, bu şekilde kaslarının gevşeceğini, daha rahat işlem yapacağımız bilgisini veriyorum. Hastamız derin derin nefes alıp verirken, şimdi ilacı yapıyorum diyerek, hasta diyerek, çocuklarda 5 santim, yetişkinlerde 10 santim kadar rektal yolda, tek bir hizada ilerletiyorum. İlerlettikten sonra yavaşça ilacımı sıkıyorum. Bittikten sonra elimdeki bezle, pasif olan elimdeki bezle destekleyerek yavaşça aynı hizada çekiyorum. Atıyorum. Bunları uygun şekilde atıyorum. Eğer hasta gerekliyse yanına bir örtü ya da bir böbrek küveti koyabilirim. Daha sonra hastanın mümkünse bu şekilde kendini tutabildiği kadar tutmasını istiyorum. Kendini tutabildiği kadar tutmasını istiyorum. Eldivenimi çıkardım. Kadın. Daha sonra hastanın çağrı zilini, ulaşabileceği yerde, elinin ulaşabileceği yere koyuyorum ve ihtiyacı olduğu zaman çağırmasını, daha sonra tuvalete yalıp gidebilir ya da sürgü verebiliriz. Bu şekilde isteğini yaptıktan sonra hastanın yanından ayrılabiliriz.